Merhaba, Tüpraş o da artık bütün düşenleri kırdı. Şimdi 200 gün üstüne çıktı. Ne zamandır? Çok uzun zaman oldu Tüpraş 200 günün altına daldı ya. Şöyle 10 Ekim 2019'dan beri ilk defa 200 gün ortalamasını Tüpraş kırdı. Bu önemli bir kırılım. Bence önemli bir kırılım. Yukarı hareketler devam ederse şurada bir 95-95 tepesi var. Yani bu 96 da diyebilirsiniz. 96 lira direncinde iki kere takılmıştı. Şimdi hareket daha tabii oraya biraz mesafe var. 89-30'da fiyat. 96 direncine dikkat etmek lazım. Onu bir söyleyeyim yani. Orada ne zaman gelse bir kar realizasyonu tekrar aşağı. Şu düşeni de kaldıralım. Kırdığı için artık bir önemi kalmadı. Özel bir formasyon yok. Yani sıra sıra çok güzel beyaz mumlar yapıyor. Bunların sebebi de bana göre doların düşmesi. Dolayısıyla Tüpraş'ın maliyeti, malının maliyeti dolarla. O da biraz zararda şu anda. Yani zarar açıklıyor devamlı. Aşağı yön bir hareket. Yani burada stoplar tabii çok hızlı hareket ettiği için biraz uzak kalır yani. O 83 lira 10 kuruş ama 83'ü bozmadıktan sonra da şey değişmez. Yani akım, şu kısa akım değişmiş sayılmaz. 87-10 desteği de artık bundan sonra yani 200 gün dedim ya 2019'dan beri ilk defa yani 200 gün üstüne çıktı. 87-10 da burada önemli bir destek seviyesi olarak görülmeli. Altına gidişinde oranın yani 87 seviyesinin altına girişlerde 8 gün ve 20 gün üstlerine doğru hareket etmesi beklenebilir. Hacimler çok canlı, çok güzel. Bir boğa tuzağı beklenemez. Bir de şimdi şurada tabii RSI, MACD falan bir yukarı akım gösteriyor. Normalde tabii ısınmaya biz buradan bakıyoruz. Yani RSI'dan bakıyoruz. Şöyle bir şunu biraz küçülteyim de. Baktığımız zaman şöyle yapayım. Şimdi Tüpraş 70'leri 75'leri görüyor ama öyle 80'ler biraz zordur yani. Arada sırada böyle nadiren olur. Son işte bunu 2014'ten beri olan şeyi grafiği genellikle 75 civarı diyebiliriz kar realizasyonuna. Fakat şöyle de bir şey var. Tabii küçük yatırımcıdan bahsediyorum burada. Büyük yatırımcının maliyetlerini hesaplamak daha başka. Onlar işte açığa da satıyorlar. Bir işte burada trade de ediyorlar, maliyetlerini düşürüyorlar falan. Burada çoğu kişinin maliyeti yani şu koridora baktığımız zaman herhalde yani pivot bir hesap yapmadım ama 80 civarları falan çıkar. 82, 83 işte maliyet düşürdüyse 80'den de altına azdır maliyetlerden. Biraz ısınma var. Satış baskısı gelir mi? Şimdi pivot bir maliyet düşünürsek yani elbet o satış baskısı gelecektir ama buralarda beklenmeyebilir yani şu son 3 günün gerçi çok fazla hacmi var kağıdın. Yine de 75-80 civarında RSI bir dikkatli olmakta fayda var. Kâr realizasyonu gelmesi açısından ve kâr realizasyonu gelirse önemli olan düzeltme yani. O düzeltme de 87 liranın üstünde kalıcı olması. Yani 87 lirayı bir kırsın bir kalıcı olsun ki üstünde artık bir 200 gün. Çünkü uzun vade şeydir. 200 gün ortalamasının üstünde kalmak uzun vadede yukarı demektir kaldığı müddetçe. O tür bir ivme yakalayabilsin. Bunlar dışında Tüpraş için söyleyeceğim bir şey yok. Herhalde unuttuğum bir şey de yoktur. Herkese iyi akşamlar dilerim.